geldiniz. Nasıl evde korona testi yapılacağını burada gösteriyoruz. Gerekli malzemeler: 1 adet kağıt mendil, tampon çözeltiyi içeren tüp, damlaklı tıpa, test kaseti, burundan sürüntü almak için ucu pamuklu steril sürüntü çubuğu, saat veya süre ölçer fonksiyonlu cep telefonu. Varsa bir adet test tüpü tutucu, yoksa bir çamaşır mandalı veya test tüpünün yerleştirebileceği bir kap. Evde uygulanabilen bu tanı testi haftada 2 kez sabahları yapılmalıdır. Test için kullanılacak materyaller oda sıcaklığında, yani 15 ile 30 derece arasında olmalıdır. İlk adım: başlamadan önce eller iyice yıkanmalıdır. Ardından burun temizlenmelidir. İkinci adım: hazırlık. Tüpün koruyucu folyosu sıyrılarak açılır ve tüp tutucuya yerleştirilir. Tampon çözelti tüpün içindedir. Üçüncü adım: numune alma. Sürüntü çubuğunun ambalajı işaretlenen yerden açılır ve ucu pamuklu ince çubuk çıkarılır. Baş hafifçe geriye doğru eğilir. Sonra sürüntü çubuğunun emici ucu burnun ön kısmından yaklaşık 2 cm kadar ilk burun deliğinin içine ilerletilir ve 4 kez, yani 15 saniye, burun duvarına sürtülerek döndürülür. Daha sonra diğer burun deliğinde de aynı işlem uygulanır. Tanı testi başkası tarafından sizde uygulanırsa veya testi siz başkasında uygularsanız, sürüntü çubuğu yine her iki burun deliğinde 4 kez ve 15 saniye boyunca döndürülmelidir. Dördüncü adım: alınan numune tampon çözeltiye daldırılır. Sürüntü çubuğu önceden hazırlanan tüpe daldırılır. Tüp alt kısmından sıkılarak tutulur ve tüpün içindeki sürüntü çubuğu en az 10 kez döndürülür. Sonra dıştan sıkılarak tutulan tüpün içinden sürüntü çubuğu yavaşça çıkarılır. Sürüntü çubuğu kağıt mendilin üzerine konur. Beşinci adım: damlaklı tıpa, tüpe sıkıcı bastırılır ve bir kenara bırakılır. Altıncı adım: test kaseti kutusundan çıkarılarak temiz bir yüzeye konur. Küçük poşetin içindeki kuru maddenin rengi sarıya dönerse test kiti kullanılabilir. Poşet daha sonra diğer materyallerle çöpe atılır. Tüp çevrilir. Damlaklı tıpa aşağıya gelecek şekilde dikey tutulur. Sonra tüp hafifçe sıkılarak S harfinin yanındaki numune kuyucuğuna 3 damla aktarılır. 7. adım: süre ölçer çalıştırılır. Test sonucu 15 dakika sonra okunabilir. Süre 30 dakikayı geçmişse test sonucu geçersiz sayılır. Çizgi sadece C'yi gösterse test sonucu negatiftir. Herhangi bir virüs saptanmamıştır. Bu durumda okula veya yuvaya gidilebilir. Çizgilerden biri C'yi, diğeri de T'yi gösterirse test sonucu pozitiftir. Virüs saptandığını gösterir. Çizgi silik de olsa çizgi sayılır. Bir öğrencinin test sonucu pozitif çıkarsa derhal okula bilgi verilmelidir. Bu durumda bir de herhangi bir test merkezinde bir PCR testi yaptırılmalıdır. PCR testinin sonucu alınana dek evde kalınmalıdır. Okul veya yuva personeli arasında test sonucu pozitif çıkanlar derhal işverenlerini bilgilendirmeli ve ardından onlar da bir PCR testi yaptırmalıdır. Çizgi sadece T'yi gösterse veya hiç çizgi görünmezse test sonucu geçersizdir. Bu durumda uygulama süreci tekrar kontrol edilmeli ve test yine bir test kiti ile tekrarlanmalıdır. 8. adım: kullanılan test materyalleri iyice paketlenerek evdeki çöpe atılabilir.
test merkezleri de dahil olmak üzere daha fazla bilgi için www.einfach-testen.berlin